Diş de vücudumuzdaki diğer organlar gibi bizim hayatımızı önemli roller almış organlarımızdan birisi. Gözlerimiz gibi, kulaklarımız gibi. Hayatımızdaki rollerini özetlemek gerekirse yani öncelikle yemek yememiz, beslenmemizde besinlerimizi öğütmekle ilgili bir rolü var, bir şeyi var. İkincisi konuşmayla ilgili önemli bir rolü var. Yani özellikle diş sesi dediğimiz T, S, Ş gibi seslerin oluşmasında, artikülasyonunda da önemli bir rol şey yapıyor. Belki de bunlar kadar artık önemli bir rolü de sosyal ilişkilerimizde, insani ilişkilerimizde bizim ifademizi güçlendiren, ifademizi tamamlayan bir role sahip. Yani mimiklerimizin vurgulanmasında, bizim karakterimizin yansıtılmasında bir öneme sahip. Bir başka belki önemli göz ardı edilmemesi gereken rolü de sağlıklı, itinayla bakımı yapılan bir dişin bizim kimliğimizin üzerinde de ifade ettiği anlam. Yani kendine bakan, itina eden, ikinci şahıslarla veya toplumla ilişkilerde ikinci şahısları, toplumu ciddiye alan ve ona saygı duyan bir insan kimliğimizi vurgulayan, pekiştiren bir rolünden de bahsedilebilir. Yediğimiz gıdaların kalan parçalarının, bakiyelerinin uzaklaştırılması çok önemli. Çünkü bu bakiyeler ağzımızdaki mikroplar tarafından bir besiyeri olarak kullanılıyor ve orada hızla çoğalarak salgıladıkları toksinlerle dişlerimizin minelerini, diş etlerini, dişle diş eti arasındaki boşlukları üzerinde bir takım yıkıcı rol oynuyorlar. Fırçalamakla onların konfor alanlarını, yaşama alanlarını, barınaklarını ağızdan uzaklaştırmış oluyoruz. Bu çok önemli bir, etkin bir şey. Aşağı yukarı insan tarihi ile ne kadar, yani çok eski devirlere kadar da fırçalamanın bu şeyi o günün şartları içerisinde kullanılan şeylerle, işte bir takım lifli dallarla, bitkilerle, misvak gibi kullanılarak bu amacı gerçekleştirmeye, elde etmeye yönelik bir takım şeyler insanlık tarihi boyunca uygulanıyor. Bir sosyal varlık olarak ikili ilişkilerimizde, toplumla olan ilişkilerimizde dişlerimizin kişiliğimiz hakkında verdiği bilgi, algı da çok önemli. Bakımlı bir ağız artık günümüzde sağlıklı bir ilişkinin ayrılmaz bir parçası olarak ele alınmaya başladı ki bu sevindirici bir olay. Fırçalama alışkanlığının kazandırılması aslında belirli bir yaştan sonra çok zor. Yani kişinin dişleriyle ilgili çok böyle yıkıcı bir tecrübe, bir şey yaşamasıyla başlatılabiliyor. Yani bir dişin kaybı, çekilmesi veyahut da işte birden fazla dişin birden böyle kaybedilmesinden sonra ortaya çıkan durumdan dolayı insanlar pişman oluyorlar ve dişlerini fırçalamaya başlıyorlar ama makbul olan bu değil. Esas fırçalama alışkanlığının daha çok küçük yaşlardan itibaren belirli bir programa göre kazandırılması gerekiyor. Fırçalama alışkanlıkları ilk süt dişinin ağızda görüldüğü andan itibaren anne babanın belki de bir aile ritüeli olarak, yani hep birlikte sabahleyin ayranın karşısına geçip çocukları da alıp böyle bir eğlence, bir tiyatral bir gösteri, bir drama şeyi gösterisi şeklinde hep birlikte dişlerini fırçalaması, çocuğun anne babayı ama ikisinin birlikte bu ritüeli yapmaları önemli bu anlamda, etkisi açısından rol modeli olarak veyahut da o oyunun içinde bir rol edinmek, rol kapmak içgüdüsüyle birlikte başlayan bir eylem. Zamanla çocuğun dünya algısının çeşitlenmesi, değişmesiyle birlikte
İşte daha temiz, daha güzel dişlere sahip olmak, işte ağrının önlenmesi, sağlıklılık kavramı, bilincinin oturması gibi böyle değişik algı kademelerine yönelik bir gelişme, bir süreç yaşıyor alışkanlık ve neticede 8-10 yaşından itibaren artık dişlerini fırçalayabilen ve sabahleyin uyandığında veya akşam yatarken dişlerinin fırçalama gerekliliğini hisseden, yapmadığı zaman bunun huzursuzluğunu hisseden bir eyleme, bir yaşama alışkanlığına dönüşüyor. Her çocuğun farklı bir şeyi var. Yani çürüğe karşı rezistans kapasitesi var. Yani çünkü bir çürüğün oluşmasında bir sürü değişken rol oynuyor. Bunlardan bir tanesi de genetik, yani irsiyet yatkınlığı. Onun için sadece işi fırçalamaya bırakma ön şart olarak, ön şart olmasına rağmen zaman zaman çocuğun dişlerinin bir uzman tarafından, en azından anne baba tarafından kontrol edilmesi. Yani üzerinde herhangi bir renk değişikliği gibi bir şeyle, çürük gibi bir şeyle karşılaşıldığı zaman bir uzmana götürülmesi de çok önemli. Çünkü en ucuz ve psikolojik açıdan en az travmatik tedavi, müdahale, en erken yapılan müdahale. Yani çürüğün başlangıçta yakalanmış bir çürük, çok küçük bir alet müdahalesiyle veya bazen hiç kullanılmadan sadece oraya konulacak bir dolguyla bile büyük ölçüde engellenebiliyor. Onun için yani olayı hani böyle büyütmeden, ihmal etmeden çok basit müdahalelerle telafi edilebilecek şekilde bir takip şart.